Şimdi her devrin bir nastarı var. Şimdi Özal dönemi geldi. O zamanın da şeyleri, nastarı iş beceren tipler. Ben zenginleri severim. Kısaca söyleyelim artık bunları. Ben zenginleri severim, iş beceren tipler. Böyle şey, acımasız rekabet, hür rekabet filan. Ya hür rekabet filan diyorsun, iş hayvanlığa gidiyor şimdi. Bizde hür rekabet filan diye bir şey yoktu. Yani bir nasip denilen, bak bunlar hayatın realitesi, nasip denilen bir şey var, komşu denilen bir şey var, arkadaş denilen bir şey var, bilmem ne. Kimse dünyayı birbirinin gözüne oymak için gelmedi. Fakat şimdi orada mesela öyle gaddar ki çıkarı için her şeyi yapabilen CR tipler. Ondan sonra mafya. Mafya mesela şimdi dünyanın her yerinde mafya, yoksul kesimin mesela yoksuldur. Yani çalmaktan, çırpmaktan, kırmaktan, haraçtan başka falan yolu yoktur adamın, işi yoktur. Şimdi böyle bir şey de müesseseleşir, palazlanır. Mesela hani milletvekillerinden, polislerden filan da bir takım adamları kendine bağlar filan. Şimdi bizde tuhaf bir şey, bir devrin devletin kullandığı gençleri, ülkücüler, bir devrin kullanılmış tipler yani neticede. Bunlar girdiler hapishaneye, çıktılar, yaş şu olmuş, iş yok, güç yok. Tamam mı? Şimdi bu adamları sümük mendili gibi hem içeri attın hem de dışarıda işsiz kaldı. Şimdi mafya, şimdi işin hoş tarafı da mafya da tepeden başlıyor. Yani diyelim etiketli adam, yani aynı biliyorsunuz o şeyler aranızda bilir. O Türkiye'deki kapitalist kesimin nasıl türediği bilmem ne, ilk kapitalistler vesaire. Dünyanın her yerinde kendi kapitalist türerken Türkiye'de devlet eliyle o şartlar meydana getirildi Türkiye'de. Aynı bunun gibi şimdi bir devirde de empoze edilen o işte acımasız, tuttuğunu koparan, işte güçlü olan yaşar filan gibi bir şeyler. Ondan sonra bunun tabii çete mete özentileri, o babalar, mafyalar falan filan idealize edilen. Şimdi oradan oraya atladı iş. Sonra bir cici demokrasi çıktı ortaya. Demokrasi diye bir cici çıktı ortaya.